Kızı verdiniz mi? Bekar Türkmen kızları düğünde saçlarını örüyorlar. Hoş bulduk, sağ olun. Oğlan tarafına yemek verecekler. Bunu damat getirmiş. Gelinin altınları böyle süslenmiş. Merhaba hemseferlerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok heyecanlıyım. Bugün toyumuz var. Biliyorsunuz dün Türkmenlerin yanına geldim. Bugün düğün olacak. İnşallah ben de o düğünde bulunacağım ve ayrıntıları size de göstermeye çalışacağım. Evet, yanımda Amine var. Ve Amine'nin komşusu. Dün sağ olsun biz burada kaldık. Yani boşuna demiyorlar ev alma, komşu al diye. Biz Amine'nin komşusunda kaldık. Şimdi bize kahvaltı hazırladı. Kahvaltıda incir var, tatlı var, orada yağlı çörek var. Burada bir tane reçel var. Birazdan düğün başlayacak. Saat kaç? Saat 9. Aksakallılar gelecekmiş kızı istemeye. Çok ilginç bir merasim. Çünkü artık kızı aldık. Yok, şimdi verdik gitti. Şimdi söylenecek. Ha, verdik gittik. Dün ama maşallah damat eğlence yapıyordu. O kendi kendine yapsın. Hadi gidelim. Adınız neydi? Adım Meret. Melek? Meret. Meret. Bibi. Bibi. Bibi hala demek. Bibi'yi önceden büyüklere. Şeyde de Farslarda Bibi diyor halaya. Ha. Onlarda da var. Sanırım bir büyüğünün adı. Ha. Adını da takıyorlar ya. Ha. Öyle gibi geliyor bana. Allah zarımasın. Çok lezzetliydi. Yağlı çörek. Müthiş. Evet, aksakallılar yavaş yavaş toplanmış. Ben eşyalarımı şuraya koymam lazım. Selam. Evet, aksakallılar geldik. Hepsi hoca. Bakın, şimdi mihr olayını konuşacaklar. Türkmenler fazla mihr almıyor. İran'ın diğer bölgeleri de çok fazla alıyorlar. Ve düğünden önce mihrin yarısı veriliyor. Ve diğer yarısı da bugün veriliyor. Şimdi kız isteme merasimi şu an olacak. Diğer Türkmen videomu izlemediyseniz mutlaka o videoyu izleyin. Çünkü bu video onun devamı gibi bir şey. Damadın talep olduğunu söylemiştim. Yani 2 yıl sonra hoca oluyor. O yüzden de düğününde çok fazla hacı hocalar geldi. Yani düşünün, onların içine bile girip video çektim sizin için. Sıvasın mı? Selam abi. Burada yemek hazırlıyorlar. Adın ne? Saç mısınız? Evet. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Bir
oğlan tarafına yemek verecekler. Kızı verdiniz mi? Aldılar mı? Ne yapalım? Babasıdır. Hayırlı olsun. Sağ ol. Şimdi damat talebe hoca olacak diye farklı düğün kültürü yapıldığını sanmayın. Düğünlere aynı, giyimlere aynı. Türkmenlerin giyim tarzlarını gördünüz. Dar elbise giyiyorlar, başörtüsü atıyorlar, saçlar ve boyun açık oluyor. Hatta bana dediler ki elbisen çok geniş, dar elbise giymek ister misin? Dar elbise verelim dediler. Ben de yok dedim, ben bunu giysem daha iyi olur. Ve sonrasında da neden boynunu kapatıyorsun, açsana diyorlar. Yani burada bu giyim tarzı tamamen kültürel. Hatta aileler dindar olsun olmasın hiç fark etmiyor. Yani benim gördüğüm bu. Ben önceden de görmüştüm. Hatta dedim ki çok mu kapalılardır diye düşünürken yok, hayır. Yani sadece hoca. Yani hiçbir farklılık olmuyor. Ama biliyorsunuzdur İran'ın diğer bölgelerinde yani Türkmen olmayanların dışında eğer birisi hocaysa düğünler tamamen çok farklı. Hele ki o düğünlerde hiçbir şekilde video çekilmez. Kadınlar aşırı kapalı. Kimse izin vermez video çekilmesine. Ama Türkler tamamen kültürel yaşadıkları için hiçbir hassasiyetleri de yok. Şimdi aksakallılar dedikleri erkek tarafı gidiyor. Erkek tarafı gidecek, birazdan damat gelecek. Burayı damadın arkadaşları için hazırlamışlar. Tatlılar, meyveler, şekerlemeler. Bu şekilde. Şimdi bana bakıyorsun her şey plastikte ama bizde öyle değil. Damat iki gündür hep bizi arıyor. Onların adeti, o köyünün adeti öylemiş ki damatın arkadaşları buraya gelince yemekleri yiyorlar. Hepsini ondan sonra tabakları kırıyorlar. Her şeyi dağıtıyorlar. O köyde böyle. Evet, o köyün adeti öyle. Ama biz de öyle değil. Şimdi de çok utanıyoruz. Her şey plastikte öyle. Ama damadım istediği o. Kırmasınlar diye. Kırmasınlar, bak ne kadar gelmesin diye. Bak ne kadar insaflı damat. Evet, şimdiye kadar öyle. Maşallah. Bekar Türkmen kızları düğünde saçlarını örüyorlar. Evli olanlar da örebiliyormuş ama genellikle onlar örmüyorlar. Sadece kızlar saçlarını böyle çok güzel örüyorlar. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kızımızın saçlarına bakın. Bu kadar sarı Türkmen burada çok nadir gördüm. Yani resmen Türkmen Rus karışımı. Burada çok nadir de olsa sapsarı saçlı Türkmenler gördüm. Hatta bu ailede biraz daha fazlaydı. Yani ben bu bölgelere birçok defa geldim. Ben Türkmenleri çok sevdiğim için birçok kez geldim. Tabii şu an düğün oldu, düğüne davet edildim. O yüzden size de video çekmek istedim. Öyle maşallah hepsi şıkır şıkır. Nasıl süsleniyorlar bir görün. Yani birazdan düğün başlayacak. Thank you.
erkek tarafı geldi. Erkek tarafında kadınlar aynı başörtüyü takıyorlar ve buna yallık diyorlar. Şimdi şeker atılıyor. Şimdi Türkmenler birkaç tane araba süslüyorlar. Burada bir tanesi var, şurada ve şurada ve şurada. Yani süsleyebildikleri kadar arabayı bu şekilde süslüyorlar. Ve un atılıyor, bu da nazara karşı, kötülüklerden korunmak için. Senin de çocukların olur inşallah. Onların da böyle düğünü olur. Böyle gelin arabası senin de nasip. İnşallah. Ne zaman istersek. Tamam mı? İnşallah. İnşallah. Her zaman. Sağ ol canım. Şimdi kaç tane gelin arabası var burada? Ben şimdi anlamadım. Adetten iki tane oluyor. Ama akrabalar, dostları, arkadaşları söyledikçe çift olarak fazla araba oluyor. Evet, evet. Şimdi dört tane var. Şimdi dört tane oluyor. Biri kırmızı, biri sarı. Evet. Sarı kimin, kırmızı kimin? O fark etmez. Fark etmez mi? Fark etmez. Ha. Kendileri şey yapıyorlar. Güzel adetmiş. Evet. Şimdi damat taraftan her kaç tane araba gelse onlara şey yapıyorlar. Havlu. Havlu bağlıyorlar. Bizde evet. De eşarp bağlama var. Başörtüsü bağlıyorlar. Bizde de havlu, öyle başörtü de olabilir. Türkiye'de sünnet düğünlerinde havlu bağlıyorlar. Ya da balon bağlıyorlar. Yakınmış zaten. Aynen, evet. Biraz yakın. Ağlıyorlar ki diz çöksün. Valla. Evet, dize çöküp kızı istesin. Aa, damat tarafına diz çöktürüyorlar. Evet. Bir şaka gibi. Hmm. Hediye getirenlere hediye veriyorlar. Evet, karşılıklı hediye veriyorlar. Çok kalabalık oluyor. Ne güzel, yemişler, geç buraya gel. Bırak geçen. Bu benim hediyem. Aa, gelinliğin... Damat getirdi bunu. Bunu damat getirmiş. Gelinin altınları böyle süslenmiş. Gelinin elleri ne kadar küçük. Bu daha büyük. Küçüklenmen lazım. Valla. Evet. Hediye alıyorlar, hediye veriyorlar. Şu önde oturan ablamıza bakın. Altında beyaz başörtüsü var ve Türkmen başörtüsü açık bir şekilde takmış ve burada da öyle. Yani böyle kapalı olanlar çok nadir var ve kapalı olanlar da bu şekilde kapatıyor. Selam. Herkes gelinin altınlarını öpüyor. Burada da gelinin hediyeleri var. Bunlar ismine saçak diyorlar. Siz mi hazırladınız? Yok, damat. Damat getirdi. Gelini saçak getiriyorlar. Bunun çift olmak lazım. Ha, tek olmaz hiçbir zaman. Her şeyin çifti var. Evet. Çift olması lazım. 12, 22, 24, 20, 18. Bu şekilde. Evet. Burada olan her şey çift çiftmiş. Evet, evet.
Yani daha doğrusu sayı çift. Evet. Bakın et de getirmişler ve süslemişler eti. Şimdi bunları damat tarafı getirdi. Verenlere de onlar hediye verecek. Her şeye karşılıklı burada. Şimdi hediyelerin birisi et yok. O mal etinin her yeri olmaz. Bizde döş yiyorlar. Bilmiyorum sizde ne diyorlar. Kesinlikle o olmak lazım. Ha. Döşe gelmek lazım. Sanırım bizde döş diyoruz. Döş yiyoruz. Yani öyle hatırlıyorum. Evet. O kesinlikle ve kesinlikle o olmaz. Bir anlamı var mı? Onu bilmiyorum. Bir anlamı var mı? Ben niye hasta mı? Bir adet. Eski zamanlardan bir adet. Tamam. Gelen hediyeleri açıyorlar. Şimdi damat tarafına karşılık olarak hazırlıyorlar. Onlara hediye verecekler. Çitoz veriyorlar. Düğün yemeği hazırlanıyor. Gelin şu an karşımda ama başörtüsü yok. Tabii herkes burada. Geline takı takıyorlar. Şimdi ben ondan video çekmek istemiyorum. Sonradan sıkıntı yaşamamak için. Ama başörtüsü yok şu an. Yani bunu niye söylüyorum? Çünkü eşi hoca olacak ya, hoca ya. Ve düğünde çok fazla molla var. Yani onların söylemesiyle hoca var. O yüzden bilmiyorum. Riske atmak istemiyorum kendimi. O yüzden çekmiyorum. Şimdi gelin orada takı takılıyor. Herkes burada. Gelinin başörtüsü olmadığı için size uzaktan çekiyorum. Yani sanırım onlarda bir mahsuru yok. Gel. Şimdi gelinin başörtüsünü taktılar. Düğünde gelin bu başörtüyü takıyor. Gelinin eltisi böyle giyinmiş. Ben ayrılmam.
Şimdi burada selamet başın. Sağ olun. Şimdi burada damada takı takılıyor. Üzerine bu paraları saçıyorlar. Evet, evet. Bu paranın değeri yok ama gelenekten. Gelenekten, adet. Adetten. O hastalığı duracak. Ha, poliyo. Yok, ne durum var? Hadi gidelim. Olan tarafına hemen anlıyoruz. Olan tarafı takıyor. Yallah diyorlar. Anam. Hey baba, sen yanına git. Her şeyle kesmemiş miydi? Ne hediye veriyorsalar alıyorlar. Evet. Kime altın taktı? Gelinin annesine altın verecek mi? He. Verdi. Gördüm. Şimdi eşinin akrabaları geldiği için böyle kapatıyor, yüzünü de şöyle kapatıyor. Al içindeyim bana. Eşinin akrabaları sağlıyor. Evet. Gitmeyin dedi büyüklerinden. He, olmayın. Şimdi oğlan tarafı geldi. Çan çalıyorlar, gelini alacaklar. Gelinin başına takacaklar. Bizdeki duva benziyor. Altın darun kalması, kayınyesinin sürmesi, aşın yiyen parlasın, doğanı geyen parlasın, bunlara gelen dert bela dağdaşı orun olsun. Barmağı kamıştandır, durna okumuşkendir, bağışı iner bağışı, dili lale kakışlı, kallanıp yürüyenle darun daşın erkiyar, cak cak atıp kulerine deryan, suğun kaynatıyar. Her elin kulağına arasından bal kaçıyar, her adımın adanına arasından gül geçiyar, gelişecektir bir çarşı. Almal bana ayrı, alma yok bana ayrı, kıyım görmesem bu dolacağım, kıyım var bana ayrı, kutlasın. Haralara haralar, mimar işte.
başlı saralar, 60 başlı ağası var, 100 olsa saralar. Haklı olana haklı olan, sarı ağın haklı olan, söyüp salyap al yanını incitme haklı olan. İnşallah. Gelin yani isteksiz bir şekilde gidiyormuş gibi kalkmıyor, zorla kaldırıyorlar. Ama normalde dünden razı. Nasıl da mutlu. Gelin ağlıyor. Gelinin bindirildiği araba
sarı renkte. İki tane sarı, iki tane kırmızı var. Damat. Damadın annesi. Şimdi biz bu minibüse bineceğiz. Biz de minibüse gideceğiz. Şimdi nereye gidiyoruz? Damat tarafa. Orada düğün olacak. Düğün bitti. Resimler olacak. Adetler, gelenekler, bir şeyler. Anlak var, eleştirme var. Gelinin çeyizini süslememiz lazım. Başka uca var. Uca. Uca ne? Çektirme. Ha. Çektirmeyi damat gelinin ağzına veriyor. Gelin damadın ağzına bizdeki veriyor. Pasta yedirme gibi. Evet, evet. Bir de yarın da merasim var. Bu sefer kızı anne evine getiriyorlar. Anne evine getiriyorlar. Ama bilmiyorum bunlarda var mı, yok mu? Çünkü... Ama geleneksel var. Ha. Olması lazım. Yöreden yöreye, köyden köye fark kültür eder. Değişiyor. Evet, fark eder. Bazen bir gün sonra getiriyorlar gelini baba yerine. Bazen iki gün sonra. Anladım. Evet. Neden gelinle damat ayrı arabalara biniyor? Eski zamanlarda bugün kocaveden sonra nikah kıyılarmış. O yüzden damat gelinle mahrem değil. O yüzden arabaları farklı. Ama şimdi öyle değil. Arabalar farklı ama nikah önceden kıyılar. Anladım. Öyle gelenek olarak da kalmış. Evet. Hadi gidelim. Bariyan mı da o boş ha? Kim o? Aysen. Aysen boş mu? Aysen ya, Cengiz ne var? Türkmenlerde bir oyun oluyor. Parka gidiyorlar, el ele tutuşuyorlar. Birisi aradan geçip eli koparmaya çalışıyor. Yani açmaya çalışıyor yolu. Şimdi sizde var mı bu kültür? O kültür bizde şimdi var ama önceden yoktu. Türkmenistan'dan geldi. Bu köyde de o kültür geçmiyor. Ama bizi oynuyorlar. Çok fazla burası şehire uzak. O yüzden sanırım. Evet, evet. Biraz eski gibi hayatları. Aynen. Eski. O yüzden gelenekler de farklı. Evet, evet. Yani, bizim de farklı. Ayterek de oynanmadı. Evet. Daha sade. Gelini getirdiler. Gelin ayrı arabada, damat ayrı arabada.
şey buz dağıtıyorlar. Buz olsun, para olsun, her şey. Para da. Eyvah, kavga çıktı. Mübarek olsun. Bu böyle bir saat sürüyormuş. O kadına baksana. Plastik şeyleri, kaseleri. Ama yoktu. Bu böyle devam ediyor. Herkes bir şey dağıtıyor. Sina. Sina, Sina, takla, 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 okuma. Yok, yok. Merve var, Merve. Yok. Ben arayayım. Bitti. Geldi. Bursum gitti. Bir tane ip koparmaya çalışıyorlar. Kim kopartırsa o alıyormuş. Ortak, ortak. Bravo, Fişta. Senin. Ha, yok sen al. Saklamışlar. Sen al. Ama. Sakatlanmadan bir gidelim. Evet, evet gidelim. Gel. Aa, sırmıştır bura. Şimdi gelinin üstüne battaniye örtü eltisi. Üstüne oturdu. Ne demek? Eltisi gibi ya. Herkes bir üstüne oturuyor. O gibi ağır olsun. Herkese şey yapsın. Saygı göstersin. Saygı göstersin. İlginç. Evet. Yani herkes emin birinci gelinin kendi, saygı. Saygı herkes, herkes kendisinden emin ya. Öyle. Ve bu kültür sadece bu köyde var. Hatta yani normal Türkmenlerde böyle bir şey olmadığı için şu an çok şaşırmışlar. Hatta geline çelme de takıyorlarmış. Tabii ona takmamışlar. Hatta burada başka bir düğünde şöyle bir şey de olmuş. Gelini çuvala koyup böyle sarkıtmışlar. Şu an gelin tarafı bunları duyunca görünce şok geçirdi. Çünkü onların kültürlerinde yok. Sadece ama sadece burada varmış. Şimdi oğlan evinde yemek yiyoruz. Çektirme. Şimdi gelini doktora götürecekler. Ayakları çok kötü durumda. Yürüyemiyor. Geçtesin. Harak gelini doktora götürüyorlar. Gelini çuvala koyup sarkıtma kültürünü de eltisi söyledi bize. Yani biz duyunca şaşırdık. İlginç. Aynı şehirdesiniz ama farklı yerler, farklı çok köy. Farklı. Çok farklı. Ama kültür farkı var. Yerin dibi kadar farklı. Neden bu kadar farklı kültürleri? Bilmiyorum. Kültür. Bu tarafı bayağı bir bozuldu. Şehirden uzak değilsek ama bundan da uzak köylere gidiyoruz da görüyoruz. Hiçbir şey yok. Neden burası böyle bilmiyorum. Aklıma şimdiye kadar hazmedebilmiyorum. Onlar hangi boydan?
boyları hangi Türkmen boyu? Onlar da yumurt. Siz de yumurt. Biz de yumurt. İlginç. Çok. Gelini doktordan getirdiler. Ayağı incinmiş. Ayağını böyle bağlamışlar. Geldiğimiz bu köyün çok farklı adetleri varmış. Şimdi gelinin ayaklarını tekmelemişler. Bunun sebebi de bakalım gelin susuyor mu, sesini çıkartıyor mu? Yani ağırbaşlı gelin mi, işte yoksa çirkef mi diye böyle deniyorlarmış. Yani geline zarar veriyorlar ve gelinin sesini çıkarmaması gerekiyormuş. Çok ilginç gerçekten. Yani sadece bu kültür bu köyde var, başka yerde yok. Ve biz buraya gelin gelen bu köylülere sorduk. Yani böyle kültür nasıl, yani daha başka bir şeyler var mı dedik. Ve onlar siz bir şey görmediniz. Yani buraya gelen her geline farklı bir uygulama yapılıyor. Yani sizinkine yapılan hiçbir şeydi. Bize anlattılar neler yapıldığını. İşte bir gelini çuvala koyup sallamışlar. Sonra birisine de nas diye bir yaprak var ya, Afganistan'da onu çiğniyorlar. İşte onu çiğnemişler, gelinin elbisesine tükürmüşler. Daha neler neler neler, böyle şeyler duyduk. Yani düşünün, geline dakika bir, gol bir zarar vermeye başlıyorlar. Yani nasıl bir kültür, ben onu anlamadım. Gelin tarafı zaten bu konudan çok muzdarip oldu. Yani çok üzüldüler. Böyle bir şey olur mu ya? Biz hoca diye verdik, kızı korur kollar diye böyle bir şey yapmışken bu tarz davranışta karşılaşınca bayağı bir üzüldüler. Kaldır yukarı, kelefine değmesin. Şimdi gelinin odasını hazırlıyorlar. Geline bir oda vermişler. Yatağını hazırlıyorlar. Gelinin çeyizleri yukarıda. Şimdi hepsini koyacaklar buraya. Şöyle. Sara, Sina, o kuşesi göbe. Şimdi eşyaları kız tarafı verdi, değil mi? Oğlan tarafı ne yapıyor? Eşya mı? Genel olarak düğünü o yapıyor, değil mi? Evet. Düğün parası. Herkes kendi düğünü. Erkek kendi düğünü. Şimdi kız eşyaları verdi ya, ortak olarak erkek ne yapıyor? Hiç. Ha. O 20-20.5 milyondan bitti. Ha, mihriyeyi veriyor, bitiyor. Bitiyor. Anladım. Şimdi herkes gelinin odasına toplandı. Valla yer yok ama hala gelen var. Şimdi gelinin anlığa takılacak. Yani artık evli olduğu belli olması gerekiyor. Şimdi onu da size göstermeye çalışacağım. Gelini getiriyorlar. Şimdi gelin buraya oturacak. Gelin buraya oturacak.
Anna gelinin elbisesi takıyor. Bizim kültürümüzdeki başın bağlamın gerçek anlamı bu. Yani gerçekten başları bağlı. Elini yağ ve una bandırıyorlar. Eltilerine yedirdi. Türkmenlerin ilginç adetleri. Şimdi yine bir hediyeleşme var. Kayınvalidesine ve kayınpederine hediye verdi. Eline bir başörtüsü. Bu Türkmen başörtüleri çok pahalı. En ucuzu bile pahalı. Gelinin eltisi ve kayna. Kaynana Türkmen halısı hediye etti. Diğer eltisi. Türkmen düğünlerinde her şey karşılıklı. Yani mesela geliyorlar 5 lira veriyorlar, daha pahalı bir hediye götürüyorlar. Şimdi damat geliyor. Elleştirme diye bir merasimleri var. Onu yapacaklar. (Gülüyor)
Şunu alıver onu. O elleştirme yani ellerini tutuyorlar. Mahrem oldular ya, ilk defa ellerini burada tutacaklar. Ve tuttular. Dua yapılıyor. Ağrıcı köyüne giydirme, arpa çörek giydirme, ağızla baktırma, kumluğa azaltırma. Büyüdüğümü burada oturdun, eline tana verdirdin. Mekke bilen aylatın, eline başkış aylatın. Mıdan buruk gözletin, şiiri şiiri közletin. Aklı dili bir vatın, esken asken vatın. Kaynat adı gelene muhabbetle duydun. Yığır işlep getirdin ve gelin yerine yitirdin. Yiyin etmeyene gelirler, ağzını açıp oturdun. Ağzı şeker de çertin, kanlı yürüyün açardın. Erti turyanem oğlum, dehe kılyanem oğlum. Elim yağla kaynatan, gün görüyanem oğlum. Dakınanım atık bakın ve düşmanım batık bakın. Zuleyha'nın baktığından, Zuleyman'ın tarafından cemiyeti büyüşürdük. Ağ kocadan büyüşürdük, ayın 14 günü bir yürüyüne kavuşurduk. Normalde çektirme veriyorlar ağzına. Burada şeker verdi de. Damadın arkadaşları bir şey getirdi. Sanırım çektirmeyi getirdi. Ne yaptın be oğlum? Bakalım ne? Salladım konuş. Söz yok. Bayağı bir düğüm atmışlar. Çektirmeymiş. Allah'ım ne olmuş?
Molla. Şimdi gelinin odasında yemek yedik, çektirme yedik. Dua ediyorlar. Duadan sonra gidiyoruz artık. Düğün bitti. Gelin anla alışmaya çalışıyor. Artık anlak takmak zorunda. Günaydın hemseferlerim. Düğün bitti. Orası o kadar sıcaktı ki var ya, ben de serinlemek için dün gece ayran içtim. Ayran içince de yüzüm böyle şişti. Yani yüzüm gözüm o kadar şiş ki açamıyorum. Yani ben süt ürünleri tüketince böyle oluyorum. Çok uzun zamandır süt ürünleri tüketmiyordum. Tüketince de yine yüzüm şişti. Her neyse, bu düğünle alakalı kısa bilgiler vereceğim size. Gördüğünüz çok farklı gelenekler vardı. Hatta damat tarafının da çok ama çok farklı gelenekleri vardı. Bu düğün Muharrem ayında oldu. Normalde Sünniler de Muharrem ayına saygıdan dolayı düğün yapmıyorlar. Ama yapmak zorunda kalırsalar da düğün yapmalarında bir problem yok. Onlar da neden düğün yaptılar onu anlatacağım size. Damadın talebe olduğunu söylemiştim. Damat 2 ay sonra medreseye gidiyor. O yüzden daha evlenemeyeceği için, vakti olmayacağı için o yüzden hemen düğününü yaptılar. Bu şehirde Şii Sünni birlikte yaşıyor. Dışarıda konvoy da yapıldı. Bir problem de yaşanmadı. Kız tarafı gece eğlence yapıyordu ama oğlan hoca olduğu için oğlanın düğününde müzik yoktu. Ama normalde eğer oğlan hoca olmasaydı müzik de oluyor. Ama müzikli de olsaydı ben size paylaşamayacaktım. Çünkü videodaki müzikler telif hakkı yiyor. Telif hakkı yiyince de maalesef ben almam gereken payı alamıyorum. O yüzden zaten paylaşmazdım. Bu videomu burada bitireceğim. İnşallah bu videomu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.